Bak polis molis ararsa bu arada harbi patlarsın. Hiçbir şey Aynen. olmaz. Ölürüz en Abi kötü. sen 157'ye gel istiyorsan. Bir piyonun daha eksilmesi nedir ki? Çıkacak mı acaba o? Sen şu an ha en alt kattasın değil mi? Kapı sesi duyuyorum. Ananı sikeyim. Çık çık çık. İkinci kata çıktı. İkinci kata mı çıktı? İkiye çıktı. Sağa dön abi ileriden. Yok yok. Polisi aradı Aslında mı? hiçbir şey yapmayacağız ha. Polisi araman araması lazım bu arada. Polis mi geliyor? Polisler geliyor oğlum. Bana ver telefonu. Çabuk adam kapıya geldi kapıya. Bu kapıyı açamayacağımı mı sanıyorsun? M'ye tıklat yapsana abi. Abi bu arada Doruk geliyor. Haberin olsun da. Açık kapı var mı diye bakacağım şimdi. Ne çıkartılır arka cepten bunu açmak için? Maymuncuk. 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 Aa, tüm PD otelde.
O odadan birinin çıktığını düşsene. Lacivert renkli bir şip arar mısın? Oha, operasyon düzenliyorlar lan. Oğlum bütün PD burada. Bir daha zorlasana gidip kapıyı açamayacağımı sandın. İkinci kat doludur oğlum. Bekleyin. Ben ne amaçla buradayım acaba şu an? Yani... Bakarız bir çaresi. Bakarız hayırlısı. Onlar sanırım moteli bıraktılar ya. Öyle mi? Spekleyelim. Aslında burayı basma rolü yapacağız ya oteli. Oo, burayı bak o da olur ha. Oteldekileri. Anan. Biri çıkarsa mıhlarım. Paraşüt atlamak istemiyorum çünkü paraşütün kreş verdirttiğine inanan bir adamım şu an. İneyim mi bir ikinci kata? İnin abi ya. İn orada durur yakalarsın. Sonuncu kapıydı değil mi? Hatırlamıyorum. Bir M tıklat yap bakayım tepkisi ne olacak. Bu arada ben bir ayak sesi duydum gibi sanırım. Ben de bir duydum da. Değil mi? Odasına bir gidiyor. Chest sıçıyor tuvaletten. Ona ne vardı yani, kakamı yapmasa mıydım? Biz de insanız. Nice beraber aylara. Abi bu arada geçmiş olsun. Ne oldu lan? Moteli basıyorlar. Polisler mi? Evet. Yarrağı yedik amına koyayım.
Ah siktir, geliyorlar lan. Dışarıda kaç tane ekip araba varsa biliyor musun? Oha. Nereden konuştun onu? Ben şey, eskorttayım. Ha. Pardon. Şey, pardon, pardon. Biri geliyor. Reynald buradan yer mi acaba ya? Yemeyebilir abi, riske atmayın. Beni görmezse ve biraz bir adım öne çıkarsa rehin alırım. Elinde silah varsa alamazsın ki. Aslında evet, elimde silahla alınıyor mu? Hiçbir şey yapamazsın. Hayır, onların elinde silah varsa alamazsın. Hayır hayır abi. Buraya önce bu odada olup olmayacağım bilmiyorlar. Operasyon mu düzenleyecek bu odayı oğlum herif? Evet. Giremez ki odaya. Geliyorlar. Giriş sağlayacak mıyız efendim? Açıksa. Bu açıksa gireceğiz. Az siktir. Nasıl? Reynal atamazsın bu arada, haberin olsun. Şura olabilir mi efendim? Belki yanlış görmüşlerdir. Olabilir. Kilitli. Biz yok, kapı kapalı. Kapımı açayım dur dedi. Senin odana mı girdi? Bekle. Bilmiyorum. Dikkatli tamam, ol. Tamam, aç hemen sağa geç. Geç sağa. Tamam. Sağa geç. Los Santos polis departmanından kıdemli çavuş daha denen konuşuyor. İçeride biri varsa etrafını sarıldı. Lütfen yanlış bir hareket yapma. Yoksa ölümcül güç kullanmak zorunda kalacağız. Anlaşıldı mı? Giriyorum Serp. Tamamdır, dikkat. Sağ sol kontrol edin güzelce. Temiz olsun. Hop burada. Çekil. Çık. Dikkat. Ağır silahlı bir kişi var. Herkes odayı boşaltsın. Yoksa dizdiğim bütün bombaları patlatırım. Öldüğüm an bu motel tamamen yok olacak. Ne istiyorsun bizden? Siz benden ne istiyorsunuz? Sen bir şey istiyorsun belli. Koskoca motele bomba döşediğine göre. Evet, tek istediğim şey hiçbirinizin yüzünü görmemek. Herkes odanın dışına çıksın. Nasıl güveneceğim sana? Görebileceğim yerlere mi döşedin bombayı? İstiyorsan ortaya çıkayım ve beni öldür. Bu riske girmeyi ister misin polis? Çıkış yapıyoruz odadan. Zevkle ateş istiyorum. Etme sakın. Silahımı indirdim. Arkadaşlar çıkın hızlı çıkınlar gelin. Arkadaşlar tüm moteli boşaltın. Hızlı şekilde. Salladım amına koyayım. Beyler ne yapacağız şimdi? Dur bakalım. Şu abi çıktığın gibi öleceksin. Çıktığım gibi öleceğim de hayır, şu an o riske girmezler. Ben buradan elimi kolumu sallayarak çıkarım normalde. Çünkü Chess'in altyapısı öyle. Adam bomba koydum, blöf olup olmadığını bilmiyorlar. Şu an ben rolsel düşünürsem blöf attım. Ama adminsel düşünürsem böyle bir şey, yani komutla yapmasam bile böyle bir rol paslanılabilir. Ne yapalım? Şimdi bu adamlar buraya kadar gelmiş. Yarın bırakmak olmaz. Burada güzel bir rol paslamamız gerekiyor. Bir amaca hizmet etmesi gerekiyor yapacağımız şeyin. Aklıma hiçbir şey gelmiyor abi. Benim de. Ya bir şey yani, gelir. Yani. Şöyle geliyor. Chess o otele bomba döşediğini söyledi ya polislere. Yine bir şey gelmemiş ki. Boşum. Bayağı bir denedim de yok, evet. Dur yolda bakayım. Dedim aklıma bir şey gelir belki. Aa, Fatih arıyordu. Sus.
Amanako polis mi gelecek, ben telefon elimde böyle. Şimdi bir dakika, polis etrafı sarmıştır. Etrafta bomba var dedik. Önce ona karar verelim. Etrafta rolsü olarak bomba var mı? Bence olsun. Ya da blöf olarak takılalım. Yani ama şu an benim yayınımı izleyen polisler bunu metalamayın bak. SWAT mı giyiyorlar? Ayda amına koyayım. Bomba ben var dedin ya. Abi. Bekle tamam, 200 give item 150. Weapon. Neydi? Sticky bomb. 1. Sticky grenade. 1. 1. 1. Al sana blöf amına koyayım. Çanta. Aa, bunlar steklenmiyordu. Niye stekleniyor şu an? Kullanılabilir item mı? Bir elini almayı denesene, alıyor mu? Ha, alıyormuş, tamam. Yanlışla G'ye basarsam iptalim bu arada. Siktir polis helikopteri. Sunucudaki adminler de ışınlanıp o moteldeymiş gibi şey yapsak mı, devam etsek mi? Yok. Hayır. Bunlar bayağı oteli boşaltmışlar. Metalıyım mı? Çünkü metala ya, bir şey yapacağız lan. Helikopter var, SWAT'lar var. Dışarıda ben yanlarından geçtim bir Toros'la. Hiç siklemediler beni. Seni sikmeye odaklanmış durumdalar şu an. O zaman değişik bir rol paslayalım. İzle. Tam kapıdan çıkarken G'ye basman yok mu? Bütün modele bomba düşeyip böyle kapıdan çıkarken patlatayım mı ama derdi. Bir hafta kullanılamaz. Dur şimdi. Barmenlik yapma zamanı. Çubuğa yaslan mıydı? Neydi lan o öne doğru çöktü? Öne yaslanma neydi? Bakayım abi. Yüksek çubuğa yaslan. Aynen. Bu değil ya. Ya böyle bana çubuğa yaslan. Çubuğa yaslan. Çubuğa yaslan. Hah. Ne içersin polis? Viski mi tercih edersin yoksa gazlı bir şey mi? Bakayım. Hiç, etrafta hiçbir hareket yok yalnız. İki daha iyi. İki neymiş bakayım. Oğlum, G'ye basarım diye çok korkuyorum. Bu C4'ün sesi onlara da gidiyor mu?
Hayır, görmüyorlar bile. Abi rol paslamamız lazım. Olmaz paslamazsak. Bir pazarlığa mı otursak acaba? Böyle pazarlık değil de bak şimdi. Güç bizde. Ne anlamda güç bizde şu an bu rolde? Motel. Motele bombalar dizilmiş vaziyette. Bir sohbet yani. Şimdi normalde chest'e gidip sen biriyle sohbet edemezsin. Vururlar. Ama bir tane elinde koz olduğunda. Hani bu motelde sonuçta... Hani, zarar vermek illa insan ölüp ölmemesi değil yani koskoca moteli patlatmakla tehdit ediyor herif. Burada çok tatlı bir konuşma yapılıp baya baya elini kolunu sallayarak çıkarsın bu arada. Yani çünkü kontrol bizde, tetikleyici bizde yani. Her türlü şeyi yaparsın. Dersin ki tetikleyici bende değil. Şu an birinin elinde. Bana bir şey olduğu takdirde burası havaya uçar ve de uçmaya şu devam eder. Şu an yanın boş mu abi? Teleport atayım mı? Bir şey göstereceğim mi sana ona göre? Yanın boş. Öyle görünüyor. Kaç aydın? Aydim. Lobby desin, sniper'la bakıyorlarsa bir anda adam spamlanacak. Onu da düşün. Oo gelme 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 gelme. Patlatayım mı Tarık'ın amına koyayım mı onu? Adam ne yaptı? Adam mi gitti? Bayağı odasına gitti amına koyayım. Balık bence koyacak. Bence Tarkan abi, paraları kaçırmaya gitti. Artı bir reyne işte ne güzel. O zaman alalım. Artı bir ölü oğlum. O adam orada yaşayamaz otel patlarsa. Ya oldu o kadar artık. Polis bunu nasıl içeri soktu? Polis bence buralarda değil. Polis yok bu arada şu anda. Ben bir bakayım. Ben bir bakayım. Polis SWAT oluyor. Helikopter gördüm ama. Sana bir tane yelek göstereceğim de onu bir şekilde göstermem lazım. Şunu bir denemek istiyorum ya. Dışarıda falan kimse yok. Ama etraf bomba da uzak. Abi. Şey elimi kolumu sıkarak çıkarım diyorsun da polis sinyal kesici rolüne girebilir, dikkat et. Ben de sinyal kesici engelleyici rolüne gireyim o zaman yani. Onun sonu yok ki. Aman abim bitmez ki. Burada amacım vin almak değil ya. Mevzu çıkar. Bir konu şey dedi mi? Tamam abi işte o zaman sinyal kesici, engelleyici kullanıp diğer motellere basıyorlar şu an. Ulan Tarık inersen ağzına sıçtım senin. Ama yani bire basıp koşarsa yakalayamayabilir, bölümden böyle akıp gidebilir. Bir de tam çıkış noktasını bilmiyorum. Chat'i de yayın bilgisayarından bakıyorum ya. Ben sana ekran görüntüsü attım şimdi. Yayına gelmeyeyim TP'de. Bakarsın buna. Eğer gireceksen bu role bugün bunu giyelim. Dur bakacağım şimdi. Tam oraya bakarken Tarık çıkar, rezillik çıkar. Evet evet ondan dedim. Bir speklesenize bir Star'ı. Ne yapıyor şu an? Koşan mı? Telefonunu kapat. Ne oldu, dilini mi yuttun? Şimdi sakin ol, seninle bir şeyler içeceğiz. Benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır sanırım. Birazdan öğrenirsin. Allah ben bir şey yapmadım. Abi bir şey söyleyeceğim araya. Bak, bırakmaya çalışırsan bomba patlar. Evet, adamı vurmak zorundasın. Bırakırsan bombalara patlar. Pasiktir. Anem iptal etsene bir. Anem iptal yok, belki yok, çalışır. Bekle.
Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne yaptım ben? Bir şey yaptın demedim. Şu karşıda gördüğün adamlar var ya. Evet. Genelde sizin gibilere zarar verenler hep onlar. Biz değiliz. Yok. He. Kalp atışların çok fazla. Bence sakinleşmelisin. Adın ne senin? Tarık ben. Tarık. Eski avukat, evet, herkes tanır. Hmm, demek avukattın. Evet, eskiden. Neden bıraktın avukatlığı? Bilmem yani, çok uzun süre yaptım işte. Öyle para falan da kazandırmıyordu zaten. Her şeyi para için mi yaparsın Tarık? Hayır da bir şey yapıyorsam değilsin yani. Mesela şu an ben mağdur bir insan olsam, bir vatandaş olsam ve bir avukata ihtiyacım olsa ve sana ödeyecek sözümü kesme. Pardon. Ve benim param yoksa bana yardım etmeyecek miydin? Ederim. Hiç inandırıcı yani gelmedi. Ben şu şekilde zaten. Yani kimseden böyle dosya ücreti falan almıyordum. Ben maaş üzerinden, devlet üzerinden alıyordum parayı sadece. Genelde dosya ücreti almıyordum. Suçlu olduğunu bildiğim bir adama yardım ettin mi hiç? Evet. Benim görevim bu. Hmm. Yani bir tane tecavüzcüyü korudun mu mesela? He, yok. Yani o tarz davalara girmiyorum. Genelde ben böyle daha küçük suçlar. Şimdi seninle birlikte buradan sağ salim çıkacağız. Şimdi sakin olmanı ve sessiz olmanı istiyorum. Sessizim. Lobideki şahıs kapıya doğru yaklaşıyor. Gelir mi polis? Yanıma yaklaş. Yavaşça gel. Duyuyorum. Eyvah. Dur. Yaklaş. Tamam, iyisin değil mi? Şu an beni duyuyor musun? Seni ya, duyuyorum. Kapıya yaklaş. İsteklerin ne? Benim bir isteğim yok. Sen benden bir şey istiyor musun? Rehineyi ben... bırakman. Efendim, artık bu rehineyi bırak da tavalarını bırakalım bence. Kendisi benim yakın arkadaşım olur. Eski avukat, adı da Tarık. Evet. Evet. Talebin nedir rehineyi bırakmak için? Şimdi bir talebim yok. Aranızda en yüksek rütbeye sahip olan kim? Benim. O zaman gel, seninle bir şeyler içelim içeride, ne dersin? Rehineyi bırakacak mısın bunun karşılığında? Yo, birlikte içeceğiz. Vatandaş, polis ve bir tane halk kahramanı. Nasıl güveneceğim sana ona bir zarar vermeyeceğine dair? İstiyorsan riske girelim ve oyunu oynayalım. Rus ruletini sever misin? Sevmem. Risk ben de sevmem. Bana ben göre de değil. Sevmem. E kimse sevmiyorsa o zaman gelin birlikte bir şeyler içelim. Hiçbir talebin yok mu? Rehineyi bırak, ben geleyim, beni al. Olur mu? Bir dakika, önce ona soralım. Tarık, bir şeyler içmek ister misin? Ben alkol kullanmıyorum genelde. Bir şeyler içmek ister misin dedim, alkol demedim. He, ne bileyim, içmek deyince. Portakal yani, suyu ister misin mesela? Şu ortamda sanki istemiyor gibiyim. Öyle mi? Bence istersin. İstermişim. İstiyormuş memur bey. Yok. Öyle bir tehlikeye giremeyiz. Şöyle konuşmayı burada da yapalım. İçeriye bence girme. İçeride ne olduğunu bilmiyorsun çünkü. Dur, yapamam şu an. Burada yapabiliriz. Burada da içebiliriz vesaire gibi şeylerle. Bir yaklaş belki. Fark ettim. İçeri girmeni tavsiye etmiyorum ama. Uzaklaş.
Uzaklaşın bölgeden. Bölgeden uzaklaşın. Sana güzel bir hediyem var. Şunu benim için tutar mısın Tarık? Tarık sakin ol. Tarık sakin ol. Sakinim. Sakin ol. Kurtaracağız sakin seni ol. Tarık sakin ol. Bu geldi. Bombayı mazmana çevir dışarıda kontrol sağladı. Herhangi bir bomba görülebildi mi? Ne yapıyordun ha? Ama ne? Sakin ol. Sadece benim için tutmanı istiyorum. Biraz yoruldum da. Şimdi seni dikkatlice bırakacağım. Ama bir adım daha atarsan o bomba patlar Tarık. Seni bırakayım ki polis arkadaşlarımızla rahat rahat konuşalım. Ne dersin? Tamam. Ya da gel seni güzel bir bara götüreceğim. Rehineyi bırak, rehineyi bırak. Bak, işimizi bırakmazsan ne yapacaksın polis? Benim öldüreceksin. Anlaşabiliriz. Herhangi ben zaten sizinle anlaşacağım. Seninle birlikte güzel bir sohbet edeceğiz. Sadece bekle. İçi bomba dolu bir barın içinde Tarık'ın güzelce de bir şeyler içmesini istiyorum sadece. Tarık sakinliğini koru. Kaç yaşındasın Tarık? Ben 26. Hazır polisler burada yokken sana zarar vermek istemiyorum. Genelde halktan kimseye zarar vermeyiz. Ama onlar bir hata yaparsa ölmeyeceğinin garantisini veremem Tarık. Ama ben halktan değil miyim? Evet. Ama bazen polislerin hatası halktan birilerinin ölümüne vesile oluyor. Daha önce yaşandı bu. Evet. Şimdi o bombayı elinden sakın bırakma. Bu görmüş olduğun bölgenin her yerinde bombalar var. Eğer bir delilik yaparsan Allah korusun patlayabilir. Allah korusun ne amına koy. Şimdi barın arkasına geç. Polis arkadaşımızla polis arkadaşımızla birlikte bir şeyler içmeye geleceğiz. İyi bir barmen olacağından şüphem yok Tarık. Türkçe'den. Şimdi ben bu animasyondan nasıl kurtulacağım? H'ye bassam ne olur? H'ye bassam vurur. Sakın basma. Kimi vurur? Tarık mı? Evet. Yayınlar de. O çünkü animsel olarak vuruyor ama sistemsel olarak öldürüyor ya. Ya oğlum bir dakika çok kötü durumdayım şu an. H'ye bassam Tarık ölüyor. G'ye bassam ortam patlıyor. Şey yap. H'ye bas. Tarık'ı revive'layalım. Yani bug çünkü bu. Bu bug olduğu için yapacak bir şey yok. Ben bir H'ye basıyorum. Dur bir dakika. Ölmeyecek bu arada. Ölmeyecek, ölmeyecek. Hayır polisler ama şey yapmasın. 145 H'ye basıyorum bakayım. Hiçbir şey olmadı bu arada. Henüz sipariş vermedim Tarık, sakin ol. Derin derin nefes al. Bozuk yeri, bozuk yeri. Rütbeli arkadaş, burada mısın? Yaklaşıyoruz, yanlış bir hamle yapma. Bence yanlış bir hamleyi siz yapmayın. Tamam, şu an herhangi bir talebin varsa rehine karşılığında talebini gerçekleştirmek için hazırda bekliyoruz. Benim için rehinenin can güvenliği önemli. Ne istiyorsun benden? Benim için de öyle. Senden tek bir isteğim var. Evet. Birlikte bir şeyler içelim mi? Şu an içeride ne olduğunu bilmediğim bir motele giriş sağlayamam. Bomba döşediğini söyledim motele. Evet, her tarafta bomba var ama merak etme. Patlamalarını istemedikten sonra patlamayacaklar. Ve buna... Sana bu konu... Bu konuda ben sana güvenmeliyim. Ben zaten patlatmak isteseydim çoktan patlatırdım polis. Görüşmeyi buradan sağlasak? Hiç beğenmedim burayı. Çevrede yüzünü görmek istemediğim birçok polis var. Anladım. Beklemede kal. Bir düşün istersen, çok güzel portakal suyu yapıyormuş Tarık. Bozok.
Bak olsun şey. Uyuşam sen. Hay hay. Şahlar ve piyonlar imine güveyim. Sniper bende de yok. Sniper bende de yok lafı bak. Sniper bende de yok ya. Adamı niye bir şeyleri şerimi derken böyle sanki tavlamaya evet, çalışıyormuş gibi oldu. Ne yapmaya çalışıyormuşum gibi? Hemen hızlı sanki tavlamaya çalışıyormuşsun evet, gibi oldu. Evet doğru tavlıyorum şu an dur. Adın ne senin falan ne senin? Tamam teklifini kabul ediyorum. 2 dakika beni burada beklemen gerekiyor tamam. Yalnızca 2 dakika. Çok vaktim yok onu 1 dakika yapalım mı? Tamam mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bölgeye geleceğim. Yerine geç Tarık. Kim vurdu? Tarık duyuyor musun beni iyi misin? Tarık iyi misin? Bir daha bu bölgeyi terk edersen seni öldürürüm. Tamam. Şimdi gidip polislere iyi olduğunu söyle. Ve hemen buraya dön. Elindeki bombayı da bırakayım deme. Şimdi. Cama doğru benimle birlikte yaklaş. Tamam ilki geçerli olmuyor değil mi şu an? Gel benimle. Kimse yok. Gördün mü? Seni umursayan yok gibi Tarık. Anlarım ben amına koyayım. Gel yerimize geçelim. Misafirimiz var. İşler nasıl gidiyor Tarık? İşte normal. Aynı. Şu an pek iyi gitmiyor ama. Hangi odada kalıyorsun? İşte yukarılarda şu an gerçekten hatırlamıyorum. Anahtarı da üstünde kaldı. Bana net cevaplar ver bir dahakine. Tamam. Kapı numaran kaç? 10. katta en sağdaki 63 veya 64 herhalde. Güzel, oraya yakın birkaç tane bombam var. Motel adamda önemli eşyaların var mıydı? Yok, çok da önemli değil. Azıcık para, o kadar. Çok param var mı Tarık? Para istiyorsanız gerçekten yardımcı olabilirim ben size. Para istemek mi? Paranın peşinde koşuyor gibi bir halim mi var oradan? Hayır, ne bileyim parayı sorunca öyle bir... Belki paraya senin ihtiyacın vardır. Var mı? Yani herkesin ihtiyacı vardır da benim bir tık daha az ihtiyacım var. Demek zenginsin öyle mi? Kısmen evet. Abi. Yani kendimi efendim? Geçindirebiliyorum. Banka parasını sıfırlayıp bak diyelim mi? Sonra geri veririz. Tamam. Bankanda ne kadar paran var Tarık? Dur ben söyleyeceğim sana şimdi. Şu an bilmiyorum ki aktif dönüyor o para sürekli de şu an yine bir vardır 150 falan. 150 bin dolar. Evet. Araban var mı? Var. Sus lan. Kaç tane? Bir 3 tane, 3-4 tane. Hmm. 1,5 milyon parası var. 1,5 milyon parası var. Evet. Soyadın neydi senin Tarık? Kırat ben, Tarık Kırat. Tarık Kırat. Evet. Tarık Kırat. Evet. Ne oldu? Bir şey yok. Kaç parası var bankada?
Abi tam söyleyeyim. Dur bir dakika, belki de söylememesi gerekiyordur ya. Banka hesabında 1 milyon mu var? 1,5 milyon. 1,5 milyon. Cebinde de 1250 dolar. Tamam, onu bilemezsin. 1,5 milyon. O gösteriyor yayınlarında ya. Hatta nasıl yani? Onun komutu var. Ünden para değil. Bir yanlışlık olmalı. Çünkü bankasında yaklaşık olarak 150 bin dolar olduğunu söyledi. Emin misiniz? Çünkü yalan söylemiş, sonra öldürmek zorunda kalacağım. Yalan söylemedim. Ben tahmini söyledim. Bir daha bakın derim. Ben Tarık'a çok güveniyorum. Evet, baksınlar. Yani sapmalar olabilir tabii. O para sürekli işleniyor çünkü. Benim araba alsat falan yapıyorum öyle. Küçük yanlış hataları var. Çok kafaya takmam Tarık. He, tamam o zaman, sıkıntı yok. Büyük hatalara takıntılıyım. Evet. 10 tane de arabası var bu arada. 10 tane arabası var, onu bilemeyiz. Ama bankasındaki bileriz. Parayı biliriz. Bence parasını bir sıfırlayalım, telefon ver baksın. Sonra geri verelim parasını. Anlaşılmıştır. Tarık. Evet. Bana miktarı bir sıfır eksik söylemiş olma ihtimalin nedir? Ya dediğim gibi sürekli böyle para dönüyor çünkü orada. Tam net hatırlamıyorum. En son baktığımda 150 civarı falandı. 155 olabilir, 157 olabilir. En son baktığında 150 bin dolarım evet. Vardı. Yani şöyle yani, araba falan satıyorum. Yarım saat sonra baktığında 1,5 milyon doların olabiliyor yani, öyle mi? 1,5 mu olmuş? Oha, çok iyi. Yani ben araba falan var ya bende. Benimle dalga mı geçiyorsun Tarık? Hayır, gerçekten doğru söylüyorum. Ben araba al sat yaptığım için birkaç tane arkadaş daha benim arabaların yedek anahtarı var. Onlar da hep beraber satıyoruz arabayı böyle ortak. Sonra benim hesaba yatıyordum para. O yüzden yani, yoksa gerçekten emin olmamakla beraber söyledim zaten size. Para aktif dönüyor dedim. Bir de işletmem öyle işte, para işletiyorum falan. İsmine -2 puan yazdım. Bunu unutma. Şimdi parasını tam not alın, sıfırlayın parasını. Bir saniye abi. Sen Doğu'dan sorsana. Sen Doğu'dan sorsana. Evet, evet. Çünkü restten sonra değişebilir. Yani. Kaç düz... ne sorayım? Bankasında 1,5 milyon dolar var mıdır diye mi sorayım? 1,5,65,30. Şu an 1,5,65,30. Böyle mi? 0. Aynen, aynen. Benimle gel. Bombayı sakın bırakma. Elimde tutuyorum. Sıfırlıyorum. Bekle, sıfırla. 1 milyonu varmış, yalan söylemiş. Yok, o görüyorum. Muski. Sıfırladım abi. Düşürdüğüm telefonu alıp gel. Düşürdüğüm telefonu alıp geleyim. Birine mesaj attığını veya aradığını hissedersem, görürsem ölürsün. Yok. Evet, hala duruyor burada. Aa, 150 bin yapayım mı parasını? Çok mantıklı. 150 bin dolar yap. Tam 150 bin dolar yapacağım. Şimdi Tarık'ın hesabına bekle, şeyi güncelleyebilmek için. 145 değil mi? Evet. Yaptığın zaman söyle. 145'i 150 bin dolar yaptım şu an. Banka hesabındaki parayı. Banka hesabını kontrol et. Birlikte bakalım. He. 150 bin dolar gözükmekte dedi. Bizim çocuklar bir şey almıştır herhalde. Bana yalan söylemediğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, beni takip koyunca et. Algılamıyormuş, tamam. Telefonunu da yere bırak. Yere. Bir bıraktım, anda 1,5 milyon dolarım var bıraktım. Diye çok korktum. Ben de çok korktum.
yok gerçekten. Bar seni bekliyor. Misafirimle geliyorum. Şey desin abi, Tarık paraya ihtiyacın var mı? Paraya ihtiyacın olduğu zaman söyle, olur mu Tarık? Tamam. Biraz sıkıldım. 2 dakika çoktan doldu. Olabildiğince çabuk gelmeye çalıştık. Şimdi ben sana güveniyorum. Fakat Tarık'ın dışarı çıkması karşılığında gelip seninle kafeteryada güzel bir sohbet edebileceğimi doğru düşünüyorum. Doğru yoldasın. Çünkü ben sana hiç güvenmiyorum. Bana güvenmemeni gerektirecek hiçbir şey yapmadım sana. Polis olman yeterli. Şimdi benimle birlikte bir şeyler içmeye hazır mısın? Hazırım ama Tarık'ın çıkış yapması gerekiyor. Biz anlaşamayacağız. Bu ilişki yürümeyecek gibi. Polis. Sivili riske atamam. Kendimi atarım ama onu atamam. O zaman ben bir tuşla burayı yok edeyim. Anlaşıldı. Yok yok, yapma öyle bir şey. Bence Tarık'la çok bir işin yok. Senin işin benimle gibi. Bak, polis sevmiyor musun? Sevmediğin bize, polislerin başı geldi. Tarık bize hizmet edecek. Seninle birlikte bir şeyler içeceğiz. Ne var yani, arkadaş olmayalım mı? Tamam, bize hizmet ettikten sonra çıkış yapacağına söz verir misin? Merak etme, çıkış yapacak. Tamam. Buyurunuz. Sniperlarınız doğru yere konuşlandı mı? Tabii ki gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Güzel. Bilhassa burayı seçtim. Camlar açık. Olur da biri beni vurursa güzel bir şekilde patlayanları izlesinler diye. Düşünsene. Bilmem kaç katlı bir otel. Darmaduman oluyor. Bence ona hiç gerek kalmaz. Biz konuşarak anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Buyurun, bana yanına geçelim. Evet. Merhabalar Tarık. Merhaba. Öncelikle misafirimize soralım, ne içmek istiyormuş. Sen ne içiyorsan bana da ondan ver. Ben mi? Sen değil. Ben bir şey içmeyeceğim. Ama sizin içmenizi izlemek istiyorum. Ver bir bira bana Tarık. Bira mı? Selam. Başım bak. Adın neydi polis? Tarkan ben. Tarkan, Tarık. Tarık, Tarkan. Evet, çok karıştırıyorlar bizi. Daha önceden tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz, evet. Çok fazla arkadaşım yok, iyi oldu. Abi Tarık'la... Tarkan, Tarık hangisiydi? Tarık'ı artık bıraksak mı? Sana avukat diyeceğim, sana da polis diyeceğim. Uygun mudur? Olur. Ben sana nasıl hitap edebilirim? Nasıl hitap etmek isterdin? Sen söyle. Kahraman. Yani çok iyi şeyler söylemek içimden gelmiyor açıkçası. Neden? Şehirde bu zamana kadar yaptıklarınız belli çünkü. Evet. Sizin de vesile olduğunuz şeylerden dolayı sana polislerine başka bir şey mi demem gerekiyor? Yani bizim tek amacımız sivillerin canına zarar gelmemesi. Neden hep siviller zarar gördü polis? Aldığınız kararlardan dolayı olmasın. Yani sizin hiçbir şekilde uzlaşmacı tavrınız olmamasından da kaynaklı olabilir. Yaptığımız her eylemde sizden tek bir şey istedik. Ama egolarınızdan dolayı, buna karşılık vermediğinizden dolayı insanlar öldü. Bence artık akıllanmışsınızdır.
diye düşünüyorum. Yani benim amacım anlaşmak. Başka sizden bir amacım yok. Neden o zaman anlaşmaya varmadınız? Bu saatten sonra işleri yoluna koyabiliriz bence. Bence neden de. Olmasın. Değil mi Tarık, sen de bunu onaylıyorsun. Evet. Kesinlikle yoluna koyabiliriz. Polislerle aran nasıl Tarık? Onların yaptığı hizmete güveniyor musun? Yani evet. Seviyorsun kısmen. Polisleri öyle mi? Kısmen. Yani. Sence neden kısmen dedi polis? Bilmem Tarık, güvenmiyor musun? Yok, güveniyorum. Aramızda seviyor musun? Ha, ben kısmen dedim. İyi olmayan polisler mi var acaba? Kötülük yok, yapan polisler. Iyi. Ben hepsini çok severim. İyiler. Ama işte avukatken bazen böyle ters işliyorduk. O zamanlar sevmiyordum işte. Meslek icabı tabii. Olur mu bir şeyler? Tabii Tarık, ama en sonunda hep uzlaşmaya varıyorduk tabii, değil tabii mi? Tabii ki, evet. Her zaman evet. Her zaman. Biz konuşarak anlaşılabilen bir şeyiz. Toplumuz yani. Sana bir soru soracağım polis. Ama bana dürüst cevap ver. Olur mu? Evet. İyi polis misin? Kötü polis misin? Yani bu soruyu kabul dahi etmem. Departmanda da kötü birinin olduğunu düşünmüyorum. Düşünmemek güzel ama biri biliyorsa... Mesela? Belki kötü polis de vardır. Olmadığını iddia edemezsin. Ne, edemem. Fakat kötü polis iddiasını ortaya atan birinin de bir iddia sunması lazım. Bunu diyenler çok oldu bu zamana kadar çünkü. Adalet sistemine güvenmiyorum. Kötü polis varsa... Onu ben hallederim. Peki. İşine gelir değil mi? İyi polissen eğer. Yani olduğunu düşünmediğim için böyle bir olumsuzluk yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Güzel. Senin iyi bir polis olduğunu düşünerek seninle konuşacağım polis. Evet. Öncelikle bugün bir anlaşma yapmak istemiyorum. Unutma. Chess... Öldükçe dirilen bir birlik. O yüzden beni öldürmeyi hedefliyorsan... Hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi de bilmeni istiyorum. Bunu cebine koy. Şimdi bu motelin her bir katında... Bombalar yerleştirildi. Dışarıdan... izleyen... Tıpkı sizin polisleriniz gibi bizim de dürbünlü askerlerimiz var. Bira güzel miymiş? Güzelmiş. Sevindim. Şimdi Tarık'ın ölmesini istemiyorsan, bu motelin ya da bu otelin her neyse patlamasını istemiyorsan, sadece seninle tanışmak için buraya geldiğimi bilmeni istedim. O yüzden akıllarda iyi kalman için benim buradan sağ salim ve sizin de hiç zarar görmeden, bu otele hiçbir zarar gelmeden bu işin kapanmasını hedefliyorum. Buna onayın var mı? Tamam. Buna onayım var. Tamam, gelelim en... Önemli konuya. Evet. Ben. Bay, sen değilsin. Merak halk. Etme Tarık. Sen şey halkın bir parçasısın. Ama halk bir bütün. Sadece senden oluşmuyor, bunu unutma. Polisin herkese eşit davranması gerekiyor. Yanlış mıyım avukat? Yani ama şu an risk altındayım ya. Risk altında değilsin. Sana herhangi bir zarar verdim mi? Hayır ama elimdeki şey... Elindeki ben patlamasını istemedikten sonra patlamayacak. Merak etme, güvendesin. Eğer polis yine bir hata yapmazsa. Yapmaz tamam. Sana şöyle söyleyeyim Tarık. Ben buradan çıkacağım. Ve benim canıma hiçbir şey olmayacak. Seninkine de olmayacak. Polise de olmayacak. Evet. Ama olur da polis gene kuru kahramanlık yapmak isteyip bana zarar vermek isterse... Henüz daha keşfetmedikleri birkaç motelin, birkaç restoranın ve birkaç mağazanın da içleri patlayacak. İşte bu yüzden gönlüm çok rahat değil mi polis? Evet. Ve eğer beni bırakırlarsa hiçbirine bir şey olmayacak. Çünkü tek tuşla hepsi kendini kapatacaklar. Değil mi polis? Evet. Çok anlaşabileceğiz. Güzel. Şimdi gelelim dertlerimizin bir tanesine. Şu özür mevzusu. İnatla neden özür dilemiyorsunuz departman? Ne konuda özür dileyeceğiz? Çek tuşla. O zaman hazır avukat da buradayken konuyu açık açık konuşalım. Motelin ortasında biri ölmüştü, hatırlarsınız. Sebebi de sizdiniz.
Evet, öleni biliyorum. Sebebinin biz olduğunu düşünmüyorum ama. Evet, bir doktordu. Ona evet. Bir düzenek yaptık, aynı bugünkü gibi. Ve zarar gelmeyeceğini söyledik. Eminim ki senin canın kıymetlidir ve polis seni korumak isteyecektir dedik. Ancak korumadınız. Bir özür karşılığında doktorun canını bağışlayacaktık. Ama siz özür dilemek istemediniz. Ve bunu yaparken önceliğimiz halkı korumaktır dediniz. Ama öyle olmadı. Ölen halktan bir doktor oldu. Bunu nasıl açıklayacaksın polis? Bak şimdi, bu zamana kadar halkın can sağlığını korumak için birçok arkadaşımı kaybettim ben. Ve bir anda ortaya yüzü maskeli tipler çıkıp tehditle koca departmanı önümde diz çöktürmeye kalkarsa buna izin vermem. Ve bunun karşılığında yaptığınız şeyin bizim üzerimize yıkılması da bana çok mantıklı gelmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Amacınız nedir bilmiyorum ama bir özürse ben senden burada özür dilerim. Dert değil. Benden ama özür bizim... dilemen önemli değil. Ben özür beklemiyorum. Halktan özür dilemenizi istedim o gün. Salladım bu arada. Ya bizim tek işimiz halk zaten. Halktan niye özür dilemek zorunda bırakılıyoruz onu anlamadım. Peki neden medyada o gün yaşananlar şeffaf bir şekilde anlatılmadı? Yalan bir şey açıklanmadı. Yani diyorsun ki açıklamamak yalanı kapatır öyle mi? Yok, öyle de değil. Yani bizim bütün çabamız oradaki vatandaşın can sağlığını kurtarmaktı. Ama maalesef başaramadık. Şimdi Tarık arkadaşıma sormak istiyorum. O gün motelde yaşanan olayları hatırlıyor musun avukat? Sanırım birazcık evet. Kulağına haberler nasıl geldi? Yaşanan tam olarak neydi? Beni bilgilendirir misin? Bunny. İşte motelde patlama olmuş. Sebebi neymiş? Bilmiyorum ki. Yani patlayan arabayı gördüm ben. Bir bayağı kötü haldeydi. Bize odanın camları kırılmış bizim. Çok doktor üzüldüm. Ölmüş dediler. Evet. Yani sen polislerin bir özrü çok gördüğü için o doktorun öldüğünü bilmiyordun öyle mi? Yani biliyor olabilirim. Biliyordum sanırım. Ama öyle olup olmadığını bilmiyordum. Yani gerçekten mi yoksa dönen bir olay mı? Doğru mu? Ne kadar doğru? Doğru muymuş polis? Tam olarak değil. Tam olarak olmayan kısmını dinleyebilir miyiz? Dediğim gibi bugüne ya bizim departmanımız sadece bu halk için çalışıyor. Ve bir anda ortaya çıkıyorsunuz. Ve özür dilememizi istiyorsunuz. Neden böyle bir şey yapmaya zorunlu bırakılıyoruz? Koca departman böyle bir şeyin içine girmez. Devlet her şeyden demek... üstündür diyorsun yani. Çoğu şeyden evet. Ve o üstünlüğü koruyabilmek için birkaç tane sivil ölebilir. Ölmemeli. Ölemez aslında. Seni tanımaya çalışıyorum. Yanlış anlama. Seni sorgulamıyorum. Anlıyorum. Evet. Ben cevaplarımı aldım. Sen aldın mı Tarık? Evet. Artık buradan güvenli bir şekilde çıkmaya hazır mıyız? Hiç evet. Kimse ölmeden. İsteklerini yerine getireceğim. Bunun için bana basit. Bir telsiz görüşmesi için izin vermen lazım. Bekliyorum. Aracın hazır mı? Çıkış yapacağım. Hazır. Bir araç koyun arkaya bir yere. Tamam. Aracını eğer iletişim kurabilirsen şu an söyle kapının önüne getirsinler. Çekiyorum personelleri. Sen Tarık'la beraber araç gideceksin. Biz de yolumuza bakacağız. Ben sonra bombayı mağlamanı yapar. Eğer evet. Herhangi bir polis beni takip ederse her yeri havaya uçururum. Ve de tamam, kendi kafama sıkarım. Tamam. Bu konuda sana güveniyorum. İsteklerini yerine getireceğim. Aracı olanı getiriyor. Hayır. Sen getireceksin. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Evet, ben de çok memnun oldum. Çok teşekkürler sohbet için. Para konusunda bana yalan söylemediğin için tekrar teşekkür ederim Tarık. Rica ederim. Her türlü... Ya ben bunu ne yapayım? Bombayı mı? Evet. Bence sen onu biraz daha tut. Yeri geldiği zaman, ışığı söndüğünde ve sesi kesildiğinde güvenli bir şekilde polis arkadaşlarına teslim edebilirsin. Tamam.
İkramların için teşekkür ederim. Ben de ikramların için teşekkür ederim. Senin hesabına yazsın. Tabii ki, tabii ki. Talimatı verdiniz mi polis? Evet, verdim. Aracın hazır. Bekleyin, bir saniye. Anlaşılmıştır. Abi ayaküstü istemediğimiz role girdik de güzel oldu ha. Bak yine halkla polisi yan yana getirip mevzuları tekrar ortaya çıkardım. Motorik ekiplerimi çekiyorum, araban gelebilir. Tarık benimle kalacak çıkış yaptıktan sonra. Güzel sonra bir klasik müzik açıp ya. Sakin sakin hız kurallarını bile aşmadan ilerleyeceğim. Bir tane siren duyarsam gerisini biliyorsun. Kesinlikle duymayacaksın, talimatım bu yönde. Bu anlaşmaya sen de şahit oldun mu Tarık? Evet, kabul ediyorum. Her şey yolunda. Ben çok mutluyum bugün. Evet, ben de memnunum. İnşallah buradan gittiğini de görürsem ve bir daha seni görmezsem daha da mutlu olacağım. Bence bu ilişki ölür. Bir daha görüşürüz polis. Bakalım. Kendine dikkat et, olur mu? Sen de. Gördün mü Tarık? Halktan birini korumaya çabalayan bir polis memuru. Ama hepsi böyle değil. Bomba var, bomba. Bomba var, bomba. Ver bana. Öpecek sandım. Hangi araç benim lan? Ha. Oldu ki. Son diye vuruyorlarmış amına koyayım. Biz şimdi düz gidiyoruz. Değil mi? Parasını geri vermedik. Bana da vereyim mi? Bekle bekle. Halledeceğiz. Sakin git, sakin git. Basmadan git. Sabitle B'ye. Sakin sakin git. Oğlum çok tatlı muhabbet döndü ya. Aksiyonsuz. Bak şimdi doğaçlama geliştiği için birkaç şeye etki etti. Onları anlatacağım size. Ya ben burada aslında polisi eziklemiyorum. Bu rol bir yere gidecek. Dur bakalım. Git böyle şehirden çık. Normal şehirden çık ufak ufak. Kimse takip etmiyor bu arada. Helal lan. Şimdi burada bir force da var çünkü yani. Her tarafa bomba dedik bilmem dedik. Polisi zaten kahramanlık yapmış. Saçma olur. Bir tane ÇES üyesini öldürecek diye. Güzel. Oğlum bu planladığımız bir şey değildi bu arada. Kendiliğinden gelişti yani, kızla denk geldik, karşılaştık. Ben alt tarafı otelimi iptal edecektim onunla koyayım. Kimse takip etmiyor gibi değil mi? Bak bakayım, emin ol. Helikopter gördüm ben, pisti bende. Yok sen sesini düzelt ya, şu an gerek yok, sesini düzeltsen. Düzelttim. Tamam abi, tertemiz çıktık. Yani orada no clip'le kaçmak olmazdı. Bir role dökmemiz gerekiyordu. İyi oldu. Sen biraz daha konuşsaydın Tarkan ikna olup çese katılacaktı. Ya şimdi ben polisin sırf admin karakterleri olduğumuz için zamanında pasladığımız bir rolde, işte o bomba olayında, hani istemeyerek, olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmeyerek özür dilemediklerini biliyorum. Yani orada farkında olmadan IC'de bir hata yaptılar aslında, ama çok takılacak bir hata değildi ya normalde. Ben hep onun üstüne oynuyorum. O yüzden haklı olduğum için de kitleniyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü bir yandan da şöyle haklılar.
bir polis departmanı, bir devlet kalkıp da bir örgütten, ne yaptığı belli olmayan bir örgütten asla özür dilemez. Amına koyar onların, özür dilemez. Şimdi biz admin olduğumuz için, bizi de bitirme şansları olmadığı için, yani biz paslarsak oluyor ya o. O yüzden arada kalıyorlar. Yani çok şey, haklılar yani. %100 haklılar bu konuda. O yüzden ben tadımlık giriyorum. Yani böyle çok üzerlerine gitmiyorum. Yeri gelecek tabii ki de olaylar büyüyecek. Bir tutsana köşede. Gel bir de şu Fatih'e bakalım. Ha, dur burada. Şey yap, bir polisin telsizi neydi? Ya polisin telsizine sızmayalım gene, çok abartı olur. Hastaneye sızsan abi. Özür kendi dilemelerini biz niye istiyorduk? Şeyden dolayı değil mi? Bizden birilerini öldürmüştü. İlk rol nasıl başlamıştı hatırlamıyorum. Ha, bir polis öldürdük biz. Bir sebebimiz vardı. Şey ödedi. Evet. Ya aslında özür dilenecek bir şey yok ortada. Yani hani biz onu öyle baskılıyoruz. Sadece devletin bizden özür dilemesini istiyoruz ve özür dilememeleri gerektiği için sürekli bir bahanemiz oluyor. Ya anladın mı bu mevzuyu? Hikaye bu. Yoksa ne diye özür dilesin amına koyayım? Sikin belanızı der. Şimdi bekle. Bakalım haberci ne diyor? Girememiş galiba. Oğlum sesi unutursam büyük rezillik bu arada. Ya düşünsene bak. Şimdi bak telefonu. Telefonu açtığımı düşün. Böyle konuşacağım. Merhaba haberci. Ses, unutmuşum kendi sesim. Bize küçük bir bize küçük bir mesajda bulunmuşsun amına koydum. Bir dakika gel anlat, duymadım. Chess ilk defa bir illegal iş sırasında yakalanıyor. Bir araba kaçıyor. Bir arabadaki iki kişi kaçamıyor. Bir yere sıkışıyor. Orada çatışmaya başlıyorlar. İki tane Chess üyesi öldürülüyor polis tarafından. İlk öyle öldürüldü. Ve bunun için özür istiyor Chess. Bizim adamlarımız için özür dileyeceğiz. Yani biz daha polisten kimsenin canını yakmamışken, hiçbir şey yapmamışken bizden iki adam öldü diye özür dilettiriyor. Neydi o ilk rol? Ben ilk rolü harbi hatırlıyorum. Hayır. Ben, biz polislerin bir tanesini CK'ladık. Bir araba hayır. Ilk rolü değil. Hayır hayır ilk rol değil. İlk rol o değil. O CK rolü, polis CK'sı sonra oldu. Bir dakika şimdi şu şifreye bir bakalım. Demek öyle. Demek ki bize karşı... Nasıl peki, sesimi değiştirince daha etkili oluyor mu şeyde? Yani robotik seste. Mesela bak robotik seste sesi normal Tuğkan gibi konuşacağım. Demek bugün burada bunu yaptınız öyle mi? Bak bir bu var. Diğeri daha mı iyi duruyor? Böyle... Bak sen ne kadar güzel. Heh. Bu daha güzel. Tamam, okey. Normal ses de iyi diyen var ama diğerini daha çok seviyorlar, okey. Bakalım. Bu neymiş? Motor sevdası, motorcularla ilgili bir şey yapmış. Bize mesaj yolladığı haberi bir komple okuyalım. Öncelikle Fatih karakteri yaptığı polisi kötüleme haberini sildi değil mi? Onu zamanında biz attırdıktan sonra silmişti diye hatırlıyorum. Şöyle, hayır şöyle. Bu haberin bir önemi var mı diyor polisler ona. O da yok abi diyor. O zaman lütfen bu haberi siler misin diyor polisler. Yani rica ediyor, zorlamıyor da. Bu da silerim abi deyip siliyor. Okey. İkinci haberde galiba bir mesaj yok diye biliyorum, bir şifre. Bakıyorum şöyle ama gözüme ilişmedi. Gasp olayları %100 oranda arttı. Heh, gel bizim takım hoş geldin. Amına koyayım. Biz değiliz bu arada.
Değil miyiz? Abi gasp rolleri de çok şey. Yani hani ona da bir küçük dokunuşlar yapmamız lazım kural maksadıyla. Abi o haber yanmış. O haber yok şu an, erişemiyorum. Altta kalmış yani, yok olmuş gitmiş. OC isteyeyim. OC istesene bir, ha OC bakalım. Biz ona zaten baktık. Tukan abi, polislikten ayrılan ya da atılanların karakterini CK'lamaları ya da şehirden gönderme kuralı neden getirildi? O da bir sömürü sebebiyle getirildi. Evet, o kural benim de çok hoşuma gitmiyor, yalan yok. Ya bu şey gibi, mesela bizde illegal limit var ya, illegal limit aslında çok mantıksız, birçok rolü kısıtlıyor değil mi? Mesela geçen gün ben Coşkun'la birlikte AJ'yi kurtardım ama Coşkun'un aslında hiçbir şey yapmaması gerekiyordu, AJ'yi taşıdı. İki polis de ben öldürdüm orada. Normalde benim böyle bir role girebilmem gerekiyorken giremez oldum. O yüzden forslayarak, mecbur olarak sunucu 64 kişilik olduğu için zamanında 20 kişi 25 kişi illegal gruplarla atar gider yaptıklarından dolayı mesela böyle bir kural geldi. Polislikte de o mevzu. Adam polisliği yapıyor, parayı kazanıyor, sonra bir şekilde polislikten ayrılıyor. Ondan sonra gidiyor illegal grup kuruyor veya illegal grup kurmasa bile, illegal olmasa bile sürekli polisin bilgilerini ve polisliğin içinde yaşananları hababam anlatıyor rollerde ve hani bu çok olan bir şey değil yani. Bu aşırı sömürüldü biraz zamanında. Biraz gerçekçilik dışı. Ya gerçekçilik şöyle, dışı da sayılır. Ama gerçek hayatta da biri polislikten. Karakoldan abi. Karakoldan çok büyük bir sıkıntı çekmeden, haksızlık edilmeyerek ayrılan birisi yani gidip de illegal olmaz yani. Oturur köşesine, ya işte, emekli hayatı. Ya illegal şey olmasa olur bile ne yapıyor? Diğer illegal gruplara bilgi sallıyor. Bir şey, bir sürü sömürüldü bunlar. Biz de dedik ki buna geçici bir çözüm bulalım. Yoksa evet, hoş değil abi. Düşünün, adam bir yıldır polis oynuyor. Bir sürü çevresi var. Karakteri gelişmiş. İşte oynamak istiyor ve polislikten çıkmak zorunda kalırsa ölecek. Evet, ben de onaylamıyorum bunu ama bazı şeylere mecbur kalıyoruz. Yani abi ben onu yapmam, bak harbiden yapmam diyen adama tamam o zaman diyemiyorsun. Çünkü zamanında C kaldığın adamlar var bu sebepten ötürü. Ya da abi diyeceğiz ki yani sadece sosyal yapabileceksin. O evet, da kısıtlama olacak. Yani her türlü bir şekilde kısıtlanabiliyor. Yani belki de kabul edecek adam. Yani öyle bir kural getirebiliriz. Kesinlikle illegale bir illegale herhangi bir bilgi transferi ya da herhangi bir şekilde... Of, başım döndü. Habere bakacaktım. Grab atmış onu. Altlarında çizmiş amına. Chess beni bul. Tamam, burada Chess beni bul diye bir not çakmış buraya. Bir bulalım bakalım. Bir de gözüm görmedi benim o gün. Bu arada bunu böyle denk getirmek kötü ister ha. Harbi uğraşmış çocuk. Centilmen bir erkeğin bir kadına yaşattığım haretler. Ha, bu kelime benimle sik dememiş. Denk gelsin diye amına koyayım dümdüz çakmış. Haklıydınız da mı var? Bir de piyon yazmış. Evet, garajda aşk piyonu. Yeni telefonda bu haberlerin hepsini telefonda paylaşabilecek ya, istediği gibi. Çok tatlı olacak ya. Bakalım, bir daha arıyorum bir denemek için. Ses deneme. Anlaşıldı. Bir mi çekiyorsun haberci? Aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Çıldırttın beni. Bul beni, yazmışsın bulamıyorum. Yakalarsam indiririm. Doğruğun telefonunu meta basanız ama. Altıda sıradaymış, tamam 6 ay sonra girelim. Dur bakayım, Doruk'a bakacağım bir. Doruk ne yapıyor şu an? Sınıf var, sınıf. Ekibini de görmek istiyorum. Halk ilişkiler birimini
sen aldın. Bunu zaten söylemiştin departmana. Evet. Ama seni ek olarak SWAT ekibinde görmek istiyorum. SWAT ekibinde yardımcı olarak seni yardımcım olarak görmek istiyorum. Adam rütbe atıyor lan. Sen de bu konuda kendini düşünürsen çok mutlu olurum. Seve seve. Şu SWAT kıyafetlerini kimseye giydirim olur mu? Tamam. Şu anda SWAT olan da olmayan da giyiyor ve bu konudan rahatsız oluyorum. Dışarıya çok farklı lanse ediliyor bu durum. Tamamdır. Anlaşıldı. Ne demek istediğimi anladın diye. Anladım. Diyorum. Anladım. Hı-hı. Yani bu konuda bir şey gözle kardeşim. Hoş değil. Doğru. Disteymen sen otomatik olarak veriyor. Evet dinliyorum. Bir kısa kontrol sağlar mısınız telefonunuzu? Bu konu hakkında bilgi alalım. Şey yapayım mı? Tebrikler doğru. Benim adım Ruhan, senin adın ne lan? Kim geldi? Olmaz abi. Nihir Akyol, hoş geldin. Ekrandan gördüm vallahi bildirimden. Şöyle bak, bir olay gerçekleşmiş değil mi? Poyraz falan nerede ya? Anlatayım size de onu. Bizim memur Kingsley bir kadın tarafından çağrılıyor. Şöyle aralarında yani bir şey... Hocam o nasıl bir soruş ya? Ben çok istiyorsan keşke getirseydim, senin eline verseydim. Bunun parası yok. Oğlum polisler zor kurtardı lan beni. Ya elinde tutmadığın anda patlayacak mıymış? Yok. Elinde tuttuğun zaman patlıyorsun. Evet. Seninki patlamıyor mu Cenk? Anladım. Ya. Çok tutma bak. Ed Stafford bahtı kim amına koyayım? Atlayacaklar, zıplayacaklar, bir şeyler olacak. Daha kötü olacak. Oğlum başka polis lazım bana, dur. Konnichiwa. 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 Sana ne yapıyor? Araba ne güzel olmuş lan. Bir şey yapmıyor. Ay konuşmama ne oldu? Bir şey yapmıyorum. Hadi hadi denize. Anladım. Yo yo, canı sağ olsun. Ne oldu lan otelde? Herkes oteli konuşuyor. Ne uçum otelde? Farları kapatmış gidiyor şu an, benim olduğumu anladı. Numarayı metaladınız mı? Kimse yok mu? Ben alo? Ne yapayım? Ney, ben yeni geldim. Panelden baksanıza bir Doruk'un telefonuna. Ne istiyorsun abi sen? Doruk'un telefonunu istiyorum. Hemen söyleyeyim abi sana. 992. Bir dakika dur. Bekle. Söyle. 992. Hı hı. 34-66. Tarkan lan, Doruk kim amına koyayım? Doruk karakteri oynayan adamın adı abi. Arep diyormuşsun, selam Doruk. Aa, adamın gerçek adı şeyli karıştı, her şey beynim karıştı şu an. Tarık, Doruk, Tarkan. Ne diyelim buna? Üstünde ne var? İstediğinizde yapabiliyor musunuz? Ayrı mı yazın lan? Yok, soru olur. Yapabiliyor. Neyi başarıp? Başarabiliyor musunuz? Amına koyayım yazayım sadece. Ne yazsak ya? Ya istediğinizde başarabiliyor musunuz falan. Doğru değil ya. Şöyle sağlam bir şey yazmak lazım. Kahmat. Üst üste amına
Allah böyle özlü söz falan arıyorum da hani bulamıyorum. Ya şey yazayım yollayayım ya. Bugün kimse ölmedi. Tebrikler tarzı hani. Tebrikler polis. Ya da belki de öldü mü falan yaz geçsinler yeri arasın. Yok yok. Öpeyim mi ne ya? Gel abi. Ahirette başarılar. Kimse ölmediyse hepinizin amını. Tebrikler polis. Diğer polislere kıyasla Tarkan böyle küfürleşmedi Chess'le. O bir art olabilir belki Chess'in gözünde. Tamam işte onu söylüyorum. Bak bugün ha hiç role gelir. Küfür etmediler ki hiçbir oğlum. Chess hiç ona bir şey şans var. Verebilir belki de abi. Ya şimdi bak burada benim amacım kişiler değil. Yani ben rütbesel takılıyorum. Kalkıp da bir tane seviye 1 bir polisle muhatap olmam. Rol gereği söylüyorum şu an bunu. Şimdi normalde biz nereden yürümüştük? Kimler üst rütbe? Böyle ara rütbeler ama yani en üstü değil. Ya yani Maxiel'den bahsetmiyorum. Şimdi Tarkan var. Tarkan Maxiel'le eşit. Tarkan Maxiel'le eşit mi? Evet. Hayır, Maxiel'in bir altı o. Teğmen oldu mu ikisi? Teğmen oldu ama Maxiel de üst teğmen mi ne oldu? Tarkan'da Bolçak var. Sarkı bir de. Onların bir altları kimler mesela? Kadir vardır. Başka yok, kim? Kadir'in var abi Çavuş. Oğlum Kadir bir yıldır oynuyor adam rütbe atlayamadı mı amına koyayım. Üstü Aziz Vefa. Dedektiflerin başı Aziz Vefa. He dedektif. Kadir'in ikinci polis çarı abi kanka. Bu. Dedektif bambaşka bir rütbe. Bambaşka bir şeye ait. Dedektiflerin en yükseği de Aziz Vefa sanıyorum ki. O zaman yani. Bir dahakine dedektif büro de. Dedektif büroya sataşalım mı? Yani onlarla bir şey dedektif, yapalım mı? Dedektif aslında büronun bizim başında Aziz Vefa var. Evet. Bu şey Aziz değil mi? Ciddi rolün lan. Kel olan değil mi bu üstüne? Tamam ona o zaman şöyle yapacaksın. Siki tuttum mu? Adamın önüne götüreceğim. Bombalı adam koyacaksın. Bombalı. Ensene vuracaksın. Baş yapmazsın. falan yapacak sana böyle. Lan. Salak hareketler sonra yapıyorsun. Abi Maxi ile Flavor kıdemli teğmen. Onların altında Doruk var. Doruk'un altında Aziz Vefa. Şey var. Aziz Vefa var. Dökümcü var. O ne? Dökümcü ne? Kıdemli çavuş onlar. Ondan sonra şey var. Sarp var. Sarp Dağdelen. O kel siyahi olan polis. Ondan sonra bir de şey var. Bozok var. Ya PD'yi biraz karıştırmak istiyorum ben. Yani mesela Bozo şey aman. Mesela Poyraz'ı, dedektif büroyu böyle biraz. Ama o zaman bad cup'a evet. Girerler ya. Olmaz. Böyle birbirler arasında. Girmezler. Aslında çakacağız tak diye bad cup'ların bilgilerini vereceğiz birine. Girseler de zaten bad cup'lar yani. Yapar yani o role girer. Ben bugün pisliğini attım ortaya rolde doğaçlama salladım. Yani beni sikme dedim her büroda mutlaka iyi polisler kötü polisler vardır. Sen iyi misin? Şimdi buradan artık halka girmemiz lazım. Halk planı yapalım. Yani şimdi haberciyi elimize aldık. Bir tane avukatı aldık. Yani aldık dediğim ya onların bunları hep geliştirip rolleri sunucuya paslamaları lazım. Mesela Fatih yaptı onu. Ha evet. Yapması gerekiyor ki ortalık karışsın. Yani bir taraf oluşması gerekiyor. Yani birinin ağzından ya arkadaşlar bu chestler fark ettiyseniz adamlar ya öldürmüş olmak için öldürmüyor. Bir amaçları var gibi böyle bir sorgulamaya başlasa polis buna karşı dirense rolleriyle bilmem nesiyle çok daha güzel roller çıkar. Sadece biz pasladığımız an konunun orada kapanmaması lazım. Mesela Doruk diyorum ya işte şey karakteri Tarkan karakteri tertemiz girdi kimse ölmeden çıkıldı. Bu şimdi Kaan Bozoğ'un hatalı olmasından dolayı değil yanlış anlamayın. Yani her polisin farklı yaklaşımı var. Böyle böyle yapa yapa departman içinde de aslında bir takım sıkıntılar çıkartabiliriz. Ama bunu da ayarında yapmamız lazım ki milletin rolü piç olmasın. Bad cop'ları tehdit edelim mi? Yo. Niye? Bad cop'lar. Ya şimdi bak.
Adam çok dikkatli. Diyelim ki aylardır bad cop rolü yapıyor. Sen kalkıp admin metasıyla adamın bad copluğuna müdahale edersen rol sikmek olur. Olmaz o. Abi şimdi bir tane o sistemde birkaç değişiklik olacak ya, orayı ellemek şu anda aynen, bir aynen problem yaratabilir. Ben diyorum ki bu benim dediğim vatandaşı rehin alma muhabbetini yapalım. Bunu Kedili da Çörek hoş geldin. Evet evet olabilir. Bak biz bir tane dediğin gibi iki tane üç ya da şey yapalım. Departmandan sineklerden birkaç kişiyi kaçıralım. Tamam mı? Ve gerçekten diyelim ki şifre çözülemezse ölecekler diyelim. Force CK. Ama işin içinde biz de o şifreyi çözeceğimiz için illaki çözülecek. Yani çok aha güzel roller çıkar ya. Aklıma geliyor şu anda, çok tadı aslında kaçmış. Aslında öyle Force evet CK'lı bir rol yapılabilir ama Force CK yapabileceğin kişilerle yapılabilir. O da... Yo, Tukan... hiç öyle düşünmeyeceğim. Heh. Tukan abinin aklına olayı anlatırken başka bir rol geldi. O evet evet. Durdu biraz. Başka bir rol geldi aklıma. Güzel. Ya sınır yok ya. Yani o çok güzel şeyler yapılır. Kimseyi böyle etkilemeden, zorlamadan. Ama bulmacalı şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Yani bir amaç verdiğin zaman role çok güzel yürüyor. Çok eğlenceli oluyor. Ama yalanla işte çatışma rolü. Eğlencelik verirsin 20 dakika. Ama birbirini takip eden ve çözülmesi gereken sorunlarla uğraştığı zaman insanlar izlemesi de çok eğlenceli oluyor. Evet metalanıyor ama metalanmayacak şekilde sokacağım ben onu. Ya bildiğin şey yaparsın yani. Batman filminde vardı ya Joker'in yaptığı plan. Hangi misal abi? Ya bir kızı, onu bir bakıma yaptık aslında. Yaptık da bir kızı kaçırıyor, bir de belediye başkanı mıydı neydi onu kaçırıyor. Farklı taktikler veriyor. Sen kıza koşuyorum derken aslında adama gidiyorsun gibi gibi. Basit şeyler böyle. Aslında bir polise şey de yapabiliriz abi. Sallıyorum işte Aziz Vefa'nın çok değer verdiği bir adam var. Sarp. Halkı mı ne koruyor, arkadaşını da mı koruyor? Evet. Sikinde olmaz adam, arkadaşını adam korur. Olacağız. Arkadaşını korur ya. Bu geçen günkü ya şey Barış Özgür abi biliyorsun. Abi polise şey yapıyoruz değil mi? Evet, ray var. Ray var. Fren geliyor polis. Yapalım böyle bir tane. İki yaşlı kadın koyalım. Bir tane köpek koyalım. Diğeri de bir çocuk. Ama bu kadın da spor yapıyor. Ama bu kadın da doktor. Hadi bakayım. Adamlara büyük rol çıkar bu arada. Çok büyük roller çıkar da işte burada halkı da dahil etmek lazım artık. Sadece polisleri değil. Yani halkı kullanıp halkta kullan. Yani şey de istemiyorum. Birini rehine alıp o oyuncunun saatlerce orada beklemesini istemiyorum. Ama böyle rollerde bence onlara biraz istisnai şeyler yaklaşım evet yapabilir. Çünkü normalde hiç yapmıyoruz o tarz roller zaten. Son bir kez daha bu arada Fatih'i deneyeceğim. Çocuk sıradaymış ya. Şans işte. Şey mantıklı mı? Ne? Mesela Du'dan sormak. Uzun bir şekilde rehine alacaksın adamı. Çok önemli bir rolün var. Du'dan soruyorsun. Uzun süreli rehine alınması bir sıkıntı bunu yaratır mı falan diye. Ben mekanik miyim? Sorarız ama alırız. Arayayım mı? Bujiler mi yandı? Valla dur şu Fatih'i bir arayayım da ona göre bir şey yapayım ben. Seslerim ha. Abi metal adık 4. sıradaymış. 4. sıra ebesin namuna koyayım. Ya biz bu kesi bir noktadan sonra KTA gibi dümdüz mevzulu değil, hep böyle şifreli, planlı, kararların sonuçları etkileyeceği şekilde senaryolarla. Normal sesime geçeyim. O şekilde planlıyoruz. Hikayemiz hep o. Ve bir noktada tamamen her şeyi karışsın istiyoruz. Yok, Ferit'e ayrı bir planım var. Ferit'e bugün yapmam onu. Ferit'in içinden geçeceğim. Bad Cop'lara özel mesajı siz ne olduğunuzu biliyoruz. İşte bak o Force RP. Yani o Force. Sizin ne olduğunuzu biliyoruz dediğin an nereden biliyorsun? İşte her şeyi yaptırmak zorunda kalıyorsun. Her şeyi yaptırırsın. Şey gibi. Hani sıkıştın, elinde hiçbir koz yok ve admin force olarak diyorsun ki her yer bomba dolu.
Yarrak hani attın mı? İmotu nerede? Ve sen o bombayla gerçekten onları zehir edecek bir role sürüklersen o yanlış bir yönetici. Ya o şeyde yapılabilir mesela abi. Bu tarz değil de. Hani dedin ya bir ara gerçekten hani kararların sonuçları etkileyeceği bir rol düzenlenirse giren herkes şunu bilerek girsin o role mesela. Hani yanlış karar verirse harbiden bedel ödeyecek. Sadece silah kaybetmeyecek sallıyorum. Hani karakterlerini belki kaybedecekler falan. Öyle sağlam bir bulmaca rolü yapsak sunucuya çok güzel olur. Ki yaparız da yani. Bugün onu yapmadın mı zaten? Oğlum bugün ne yaşadığını izledin. Yani bu doğaçlama bir roldü. Gayet de mantıklı bir hareket yaptım orada. Ne patlattım, ne birini öldürdüm, ne birini zora soktum. Gayet güzel bir rol döndü. Çıktık. Bu önemli bir şey değil. Ben bunu adminlik için söylemiyorum. Yani bomba koyup bomba varmış gibi davranmak veya bomba koymadan varmış gibi davranmak bir admin rol pasında yaşanılabilir bir şey. Ama kalkıp da bir oyuncu bunu yapamaz. Ben Saru'yla yapamam mesela. Tukan abicim bir şey sorayım mı? Ya Bora şey yapsın siz yeter. Bora sikeceğim demiş biri. Sinirlenmiş. Ya az önce anlattığım örnek ona hizmet ediyordu. Senin bad cop olduğunu biliyorum. Ne boklar yediğini biliyorum. Demek hoş bir davranış değil. Adam... Tarık araba satıyor. Tarık işe mi başlamış? Yok zaten planda o var kafamda. Yani bu oyuncuları da işin içine soktuğumuz zaman hep birbirine bağlantılı karakterleri devreye sokacağız. İşte atıyorum mesela bir yerde 5 tane halktan biri bir yerde sallıyorum örnek olsun diye. Tarkan'ın kız arkadaşı varsa atıyorum. Anladın mı? Böyle garip garip seçeneklerle farklı bölgelerde ortalığı karıştıracağız. Ya ben Fatih'i beklemiyorum oğlum şu an. Fatih girsin diye beklemiyorum da. Girerse ararım. Bir mevzu öğreneyim. Niye bize ulaş demiş. Belki bir şeyleri şekillendirir o. Bir tane şeyde chess yazmış. Diğerinde haklıydınız yazmış. Biz neyle haklıydık? Polisler bunu dövmüş ben size diyeyim. Hayır haklıydınızı bize yazmamış mı oğlum işte. Bize İkiz Gaming 5 kişi abonelik atmıştı. Onu soracağım. Ya aslında tam chestlik bir karakter var ama hep kendimize paslamış oluyoruz. Onları o yüzden yapamıyoruz. Zamanında chess'in olayını çıkardığında millete eyleme kim çağırdı? Abi, Ruslarda da böyle olmuştu. Bir tek biz giremedik. Tarık'ın parasını vereceğiz tabii ki. Saçmalama şaka. Girmiş diyor herkes. Metalayalım hemen. Ruslara sunucuya pasladık. Kendimize paslayamadık. Evet bir tek bari... herkes Rus kesmiş bizim haberimiz yok böyle. Allah Allah ya. Olabilir. Ruslar mı? Gelirse ya o planlanamıyor abi. Şuna rol paslayalım, buna rol paslayalım diye bir şey geçmiyor ki. Yok ama Ruslar tüm sunucuya paslandı evet, ya. Evet. Ruslar tüm sunucuya paslandı. Herkese soktuk. Hikaye sadece ben de başladı. Yaşar ve Evil'a paslanmadı ama. şey mevzusu var abi bak. İllegaller konuşuyor tamam mı oyun içerisinde. İşte ben bir Rus öldürdüm, ben bir Rus öldürdüm falan diyor. Sonra şey diyorlar. Rus öldürmen mi var lan falan diyorlar. Ben şey diyorum aynen. Öldürmeyen mi var? Rusları kimse öldürmedi mi falan diye ben böyle. Ben evet Rus ya. Vurdum bu arada. Bu arada Rus rolündeyken yanlışlıkla gitmiş. Kendi takım arkadaşımı vurdum. En iyi rol Vodka'dır ya. Vodka müthiş bir gündü ya. Vodka operasyonunun paylaşıldığı bir videonun altında 20-25 like alan bir yorum vardı. Yorum şu. Amına koyayım bunlar da sadece kendilerine rol paslıyor. Ve abi, ironi değildi bu arada. Yani orada bir tek kendimize paslamadık hani. Tüm sunucu bir arada adam kestik daha ne yapabiliriz ya? Ha, ben oyuna girdim diyor bak Uber var mı diyerek. Bekle amına koyayım. Uber olarak arayayım mı? Ben Uber'im. Evet Uber'le gidelim mi? Toros'la. Toros'la gidelim abi. Aa evet dur. Aynen. Yaz sen.
Bu arada normalde Fatih bunu bilmiyor olsa, düşünsene Uber istediğine abi, çek evet işte. Bir anda. Çok güzel olur. Evet, çok güzel olur. İşte bu yayın Zamazingo'sunun. Ya şu an i̇şte başkası ben... Aslında bunları hiç yayında yapmayacağız. Sadece YouTube'da mesela evet, evet. İçerik olarak. Benim numara hat kullanım dışı. Şu an farklı bir numaradan yazdım ona ama o ister istemez. Benim yazdığım bilerek diğer Uber için onu arayanları siklemeyecek. Yani haklı, rol olması gerektiği gibi diye. Atmıyormuş. Hat kullanılmış diye. Güvenli bir yere gittiğinde sana konum atacağım, yanımda bir takım insanlar var. Ne alaka bunun? Güvenli bir yere ya. Anladı galiba. Ya şu an sıçtı ya. Şey olarak sıçtı. O hat kullanım dışıdan yeni bir numaradan Uber'ci misin diyor. Yandı kafası ya. Şimdi de metal adı. Evet, şimdi de metal adı değil mi? Sıkıntı yok. Toparlayacak. Ben Uber geldi. Ya. Oğlum Uber değilim. Ben Uber geldi ne ya? Sen hangi Uber? Ukuleleye döndü adam korkudan. Ukuleleye döndü adam. O zaman yaram edeyim o zaman. Çok güzel olurdu. Bilmeseydi çok güzel olurdu işte. Bizi bul demiştin. Yine de gidelim. Gidelim. Kaan ben, oyunda mısın? Mert oyunda mısın? Konum attı bu arada farkında bravo. Olmadan. Ha tamam. Ama o konumu şey diye attı. Yani chess olduğumuzu bilerek attı. Bu ne ya? Şimdi dur bekle. Sim değiştir miydi? Evet. Aa kaldırmış ya. Yo gözükmüyordu zaten. Sen yazdın. Öyle mi? Neydi? Sim evet. Kart sim değiştir ya da sim değişmiyor. Böyle bir şey. Numaramı bak. 349. Değişti vallahi. Gidiyorum. Git. Ama çok polise sakın yakalanma. Gözünü işer bir şey. Ritmi işaretlemiştim. Uzaktan izle. Dalma direkt. Polise haber vermesinler. Burada uzaktan nereden izleyeceğim? Sola gir buradan. İleriden. Tamam. Gir sola. Tamam dur burada. Dur burada. Çıkarma burnun arabanı. Bekle. Kimse yok lan burada. Ben iki saniye bir ghostlayayım. Bir ghostla bakayım. Neydi adı? Adam hadi zaten bakalım. Buradan gitmek için Uber istemiş. Neydi adı ya? Abi tarihi bastığınızdan beri konuşması Beço'nun ergen zamanları gibi oldu. Adam düzelmiyor. Ha. Sim kart ne bileyim oğlum chat delay'li herhalde. Abi bunun spek adı neydi hatırlıyor musun? Şeydi. Şu. Sauros muydu? Sauros'tu galiba evet. Ha nerede bu? Tarık'ın yanında. Tarık'ın yanında. Aynen. Ya, bana da aynısını yaptı. Ay camları anasını siktik arabanın. Üstüne üstelik daha sonra polislerden de bir yan küfür yedim. Yok, ben öyleydi zaten. Ha. Seni de mi kaçırdılar? Çok an abi de kırıldı evet, galiba. Evet ben bağmazsayken kaçırmadılar ama beni de rehin aldılar. İstersen gidelim abi. Var mı? Oğlum benim için bomba verdiler. Çalışan bomba. Her gel gidelim. Yerini anladın mı neresi olduğunu? Evet işaretledim de. Hadi. Sağdaki polis helikopteri mi? Neyse.
Bugün bir de toplantımız var ya. Ah sıçtık inşallah. Gerçi nereden bilecek de polis arayacak. Önümden bir araba geçti kesin çez. Şey, bu arabanın aynısından var zaten. Uzaktan izle önce. Çok geç. Tamam git karşı şeyde dur. Karşı kaldırımda sağa dön hemen park et sağda. Annem. Merhaba haberci. Efendim. Buyurun efendim. Ben Fatih yazacağım. Nasılsın? İyi misin görüşmeyeli? Çok iyiyim gerçekten. Çok iyiyim. Olduğun yerde kal uzaklaşma. Duruyorum. Duruyorum ya bu zorla almaya çalıştı beni. Yavaşça inşaatın sağından yürümeye devam et. Tamam yürüyorum. Yanındakine söyle hiç kimseye haber vermesin. Tamam. Tamam söyledim ben ona. Bana hiçbir şey olmaz. Ben Fatih yazacağım. Bana bir şey olmaz. Normal yürüyorum kenarda. Tarık abi sakin ol. Ben sonra senin haberini konuşacağım. Görüşürüz. Tamam. Efendim buyurun. Yürümeye devam et. Dur orada. Geri yürü. Durdum. Geri mi yürüyeyim? Geldiğin şekilde birazcık geri yürü. Birkaç adım at. Dur. Üç adım daha at. Dur. Şimdi arkanı dön hareket etmeden. Şekli tamamladın. Bakalım hangisi sensin? Gerçekten insan olabildin mi? Yoksa diğerleri gibi hala maymunluk mu yapacaksın? Şimdi bize doğru gel. Sağında bir araba var. Geliyorum. Araba çarpıyormuş değil mi? Aynı konuştum adam sizi görmüş olabilir ama hiçbir şey olmayacağını söyledim. Arabaya bin. Telefonu. Haberlerini takip ediyoruz haberci. Her şey yolunda mı? Evet, gözümü açtınız. Öyle mi? Evet. Nasıl açıldı gözün? Yaptığın haberi silmişsin çünkü. Yaptığım haberi PD'de sildim çünkü onlara ne kadar yakın olursam o kadar çok onları işten yok edebilirim. Demek departmanı yok etmek istiyorsun öyle mi? Tam olarak yok etmek değil. Sadece sevmediğim insanları oradan çıkartmak istiyorum diyebilirim. Bu mesele kişisel bir mesele değil haberci. Burada amacımız öylesine zevkimizden birilerini yok etmek değil. Sadece doğruların konuşulması. Sana kendimi iyi anlatabildiğimi düşünmüştüm. Evet. Ben de gerçek bir haberci olmak için zaten gerçekleri paylaşan insanlarla konuşmaya başladım. Eğer sevmediğin insanlara yönelik kötü haberler veya onları bitirecek şeyler yaparsan diğerlerinden evet. Bir farkın kalmaz. Evet. Duygularımı bir kenara bırakıp sadece gerçeklerle yüz yüze gelmem gerekiyor sanırım. Araçtan in. Tamam ben doğaçlama gidiyorum. Benim yanımda duruyor bu. Çağırsana abi. Bana doğru gel haberci.
Burada durmayı seviyorum. Arada bir geliyorum. Neden biliyor musun? Neden? Havayı bir koklasana. Mazot kokusu. Evet. Mazot kokusu kan kokusunu bastırıyor. Evet. Bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Öğren bunu. Olur da seni burada öldürürsem ve denize atarsam, emin ol kimse seni fark etmez bile. Evet. Bundan dolayı PD'ye ne kadar yakın olursam o kadar çok haber alırım. Güzel. O kadar çok gerçekleri öğrenebilirim. Haberinde gizli bir mesaj bırakmışsın. Bizi bul diye. Seni bulduk. Söyleyeceklerin sadece bunlar mı? Aslında bunlar değil. O zaman seni dinliyoruz ve çok fazla vaktimiz yok. Anladım. Bildiğim kadarıyla PD gerçekten aslında bildiğimiz gibi değilmiş. Nasılmış? Sorguda adam dövenler. Sırf adam hareketsiz bırakılsın diye 4-5 defa teaser'la vuranlar. Sırf adam kaçıyor diye silah sıkanlar. Adamın kalbinin altından vuranlar. Adalet için atlamaya çalışan bir insanı kurtarmaya adam akıllı yeltenmeyenler. Sırf marketine girip adam bıçakladı diye gasp edilenleri içeriye sokmak yerine adamı bıçaklayan kişiyi sokanlar. Yani üstün körü kendini kahraman zannedip kahraman gibi göstermeye çalışanlardan oluşuyormuş anladığım kadarıyla. Ben de gerçek bir haberci olarak, yani sizin dediklerinize göre gerçekleri söylemek için artık haberlerimde sürekli gerçek haberleri yayınlıyorum. Çünkü üstü kapalı haberleri söylediğimde hiçbir şey gerçek olmuyor. Sizin yaptırdığınız haberlerden sonra bana karşı gelip göt dediler. Ben böyle şeyler yapmazdım dediler. Üstüne bir de gelip o haberi sildirdiler. Demek ki korkuyorlardı gerçek olduğundan dolayı. Bundan dolayı ben de PD'ye karşı güvenim azaldı. Bana göt dediler. Bana göt dediler, evet. İşte polislerin gerçek yüzü. Evet. En ufak şeyde götlerini popotladığında seviniyorlar. Fakat bir anda en ufak bir haber yaptığında hemen gelip bana göt diyorlar. Götürüyorlar. Sen yapmadın böyle şeyler diyorlar. Bütün şehir onları zannediyorlar ama neyi zannettiklerini pek farkında değiller. İstediğimiz kıvama gelmişsin haberci. Ama dikkat aynen et. Belki diğerlerine yaptıkları kötülükleri sana da yaparlar. Böyle bir durumda karşı karşıya kalırsan kime güveneceksin? Özgür medyaya. Götüme. Götüme güveneceğim de seni çok gülürdüm. Özgür medya. Evet. O zaman böyle bir şeyin var olduğunu bize kanıtlamak zorundasın haberci. Nasıl kanıtlayabilirim? Gerçek haberler yaparak. Yapmaya başlamadın mı? Bilmiyorum. En son yaptığın haberlere bakalım istersen. Adalet için ölmek mi gerek? Bir kadın gasp edilirken hapse girdi. Bir silahın yanlış kullanımları. Daha elimde birçok haber var. Peki onları bu haberleri yaptıktan yakında sonra sana ulaştılar mı? Hayır, ulaşmadılar. Güzel. Yaptıkları pisliğin farkındalar demek ki. Çok fazla beni ilgilendirmiyor. Belki kendilerini düzeltirler değil mi haberci? Benim tek isteğim var mı? Benim umudum onlardan var. Ama tek isteğim beni susturmaya çalışmamaları. Çünkü ben gördüklerimi yazmak istiyorum, duyduklarımı değil. Gördüklerini yazmaya devam et haberci. Seni tamam, çok yakından takip ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Olma gitsin haberci. Suunu kendine getirir.
yapma küçük şakalar yap. Şimdi birazdan... Birazdan Uber var mı diye ilan olacak bak şimdi. Abi niye attın adam? Vallahi içimden geldi. Oğlum oradan her türlü mesajı çıkartırsın. Yani bir dahakine cesedin de düşebilir mesajı verdim. Yani PD'yi kötülesin diye yapmıyorum bakın bunu. PD'nin gerçekten neler yaptığını... Yani PD'nin iyi veya kötü, doğru habercilik yapmasını zorluyorum, anladın mı? Şimdi orada mesajı bak, yanlış bir cümle kurdu bana. Ne dedi? Sevmediğim adamlar var orada dedi. Bu zaten Chess'in şu an algısına ters bir mantalite. Evet. Sen sevsen de sevmesen de işini doğru yapacaksın. Taraf olmayacaksın. Zaten konumuz, motlomuz bu yani. Taraf olduğun an bitersin. Eğer polis bir kahramanlık yaptıysa ve gerçekten hizmet ettiyse onun da haberini yapacak. Eğer yapmayıp bunları söylüyorum amına koyayım ona göre değil. İşte bunları konuşmamak lazım. Ne yapacak lazım şimdi ya? Ya aynen ya. Ya neyse ben kötülemesini istiyorum PD'yi. İçinden geçsin istiyorum. Anladın mı? Yalan yanlış haber yapsın istiyorum. Amına koyayım bana göt dediler deyip rezil etsin PD'yi. Bu arada cevap çok iyiydi ya. Bana göt dediler. Hay Allah'ım ya. Ulan şu doğaçlama rolleri çok seviyorum ya. Valla. Düşünüyorum bir yandan hani bunu nereye bağlarım diye de. Bir haberlerine bakayım bir daha. Son bir kez. Mesela bugün öğrenirse motelde yaşananları temiz bir şekilde anlatması lazım. Yani işte bu Chess diye bilinen terör örgütü neyse artık onlarla bir araya gelip kimse ölmeden, hiçbir masum ölmeden, hiç polis yaralanmadan konu, gerçi Tarık'la konuştu, öğrenmiştir. Kimse zarar görmeden konu kapandı. Polisin buradaki doğru yaklaşımı dikkat çekti. Mesela anladın mı? Bunu yapmazsa hata. Ben bir şey soracağım abi. Heh. Şimdi medya rolü de departman gibi düşünürsen bir faction ya. Evet. Legal bir faction. Yani motelde bir sürü yerli falan da olduğunu düşünürsen kimseden öğrenmese bile bunun haberini yapabilir bence. Yapabilir. Yani bunlar çünkü şey yapıyorlar. Yani gidiyorlar oradaki resepsiyonla konuşuyor güya. İşte oradaki ne bileyim halktan, çevreden, karşıdaki esnaftan her yerden bir şeyler öğrenebilirsin. Aynen yapabilir yani. Yapabilir onu. Bile. Onun yani çocuğa biz meta diyoruz burada dalgasına da yapar yani. Medyanın izni vardır ona. Evet. Abi Chess'i sık sık yapmak lazım. Bu rollerin araya böyle zaman girmeden ilerlemesi gerekiyor. Şunu develeyim. Sen develesene.